Baştan başlıyoruz. En baştan. Uyuşturucu teslimatını kime yapıyordun? Abi, uyuşturucu falan değil. Ben yüzük götürüyordum ya. Hediyelik yüzük götürüyordum. Teslimat emrini kimden aldın? Abi gözünü seveyim bak. Öyle emir memir teslimat falan yok. Hediye var ya, hediye. Karaçay mı verdi hediyeyi? Teslimat emrini Agah Karaçay mı verdi? Tuzak diyor. Komplo. Başka bir şey demiyorum. Bu benim şahsıma yapılmış alçakça bir komplodur. Tuzak. Tuzak, tuzak. Agah Bey, tepkinizi anlıyorum. Biz de görevimizi yapıyoruz. Avukatların da belirttiği gibi lütfen sorularımıza daha somut yanıtlar verin. Somut. Siz Karaçay tekerinin nasıl döndüğünü bilir misiniz komiser bey? 35 yıldır dönüyor o teker. 35 yıl. Değil yasa dışı işler. Bugüne kadar tekerimize bizim çamur bulaşmadı, çamur. Şimdi Agah Karaçay'ın ifadesidir. Yaz oraya. Kimse, hiç kimse Karaçay'ın dalından bir yaprak koparamaz. Yaprak. Malları Agah Karaçay mı verdi? He? Abi Fethi verdi diyorum. Fethi. Malları Agah Karaçay mı verdi? Abi Fethi verdi diyorum. Fethi. Damla Hanım'ın kankisini, şoförü Fethi verdi. Ulan! Oğlum. Bak, Damla Karaçay'ın kankisi Serra Basmacı'nın ifadesine başvurduk. Bil bakalım ne söyledi. Bak sen şu Allah'ın işine. Hanımefendinin Fethi diye bir şoförü yokmuş. Duydun mu? Hanımefendinin şoförü yokmuş. Şimdi bir daha soruyorum. Malları Karaçay'dan mı aldın ha? Ha? Hadi. Abi Fethi verdi diyorum, Fethi! Çakma şoför Fethi verdi! Her kimseniz bana bunun hesabını vereceksiniz. Yurt dışı yasana takılmayalım Agah Bey. Şu an için elde edebileceğimiz en avantajlı konumdayız. Avantaj değil. Gerçeği istiyorum. Adalet istiyorum, adalet. Efendim isterseniz bu kez arka kapıdan çıkalım. Bizim çocukları almadan hiçbir yere gitmiyoruz avukat efendi. Oğlumun başını yine sen yaktın. Anne tamam. Ne yapıyorsun? Bak genç. Avukatım da geldi. Al şu suyu iç. Sakinleş, tamam? Sakinleş artık. Sakin sakin bizle konuş. Bu arkadaş savcılıktan geliyor. Sana bir teklifleri var. Civan Yılmaz, sen oltadaki küçük balıksın. Agah Karaçay'ın suya saldığı yemsin. Gel genç yaşında kelleni koltuğa alma, bizimle anlaşma yap. Yapayım abi. Yapayım, ne anlaşması? İşin başında Karaçay'ın olduğunu kabul et. Ceza indirimi al, gençliğini kurtar. İster inan, ister inanma ama ikimiz de aynı gemideyiz. Oğlunu da beni de aynı ateşe attılar. Ya birlikte yanarız, ya birlikte aklanırız. Şimdi 9 kere yutkunup bir nefes al Seher Hanım. Oğlumun avukatıyla danış. İstemez. Senin avukatını istemiyor. Hata edersin Seher Hanım. Ne sana, ne senin vereceğin avukata güvenim yok benim. Bu da tuzak, biliyorum. Kendini kurtarmak için oğlumu yakacaksın, biliyorum. Sen bizi kolay lokma sandın ama ben de sana yedirecek evlat yok Agah Bey. Agah Bey, çocuğa anlaşma teklif etmişler efendim. Ne oluyor yani? Ne anlaşması, ne demek bu? Senin oğlun babamı satacak demek. Sesine dikkat et. Kabul etmiş mi çocuk? Anne! Oğlum! Anne ben bir şey yapmadım! Oğlum! Anne bana tuzak kurdular, ben bir şey yapmadım!
çocuk anlaşmayı kabul etmemiş. Yani sizi suçlamaya reddetmiş. Civan, sakın korkma oğlum. Her şey ortaya çıkacak. Kaçırdık. Şoför de işte burada. Her şey ortaya çıkacak Civan. Civan, yalnız bırakmayacağız seni. Arkadaşlar, Karaçay geliyor. Agah Bey. Açıklamamızı yazılı metin olarak vereceğiz Agah Bey. Yorum yapmayın lütfen. Bu gece yaşamak zorunda kaldığım bu soytarılık hangi caminin avlusuna itin marifetiyse şimdi o canına susamış ite sesleniyorum. Adım Agah. Soyumun da adı Karaçay'sa ben bu hainliğin hesabını sorarım. 35 yıllık mazimize, soyumun adına, rahmetli abimin hatırasına kasteden bu şerefsizlerin kumpasını ortaya çıkartmak boynumun borcudur. Bana bu şerefsizliği yapanlar da bunu böyle bilsin. Bana hesap vereceksiniz. Oo, ağzı dert görmesin Agah Bey'in. İyi demiş, az bile demiş.